Hocam şimdi isterseniz Atlantis'e geçelim. Atlantis, Mu'nun kurduğu en önemli ikinci koloni. Ama Mu'ya kafa tutacak kadar büyümüş, gelişmiş ve evet, dünyadaki hükümranlık adına Mu'yla savaşırken neredeyse dünyanın sonunu getiren iki uygarlıktan bahsediyoruz. Birbirleriyle evet, savaşırlarken kendileriyle birlikte neredeyse dünyayla yok edeceklermiş. Evet. Atlantis, Atlantik'te Mu kadar büyük olmasa da yine büyük bir ada, kıtadan bahsediyoruz. Nasıl bir yerde Atlantis oluyor? Atlantis'le ilgili ilk bilgileri bize Platon veriyor. Platon da bunu Mısırlı rahiplerden öğreniyor. Mısırlı rahipler Cebeli Tarık Boğazı'nın ötesinde Herkül sütunlarının arkasında büyük bir ada kıtanın var olduğunu ve kendilerinin köken olarak Atlantis'ten gelmiş olduklarını anlatıyor. Ve bütün Batı'da bu çerçevede binlerce yıldır Atlantis'in bilgisiyle yorulmuş vaziyette kendi uygarlığını oluşturuyor, kuruyor. Dolayısıyla Atlantis Batı uygarlığına çok uzak bir şey değil. Bilim başat olduğu 19. yüzyılda Atlantis'in sadece bir efsane olduğuna dair söylemler öne çıkmasına rağmen pek çok araştırmacı bunun böyle olmadığını, Atlantis'in gerçekten var olmuş olduğuna dair bilimsel bulgularıyla beraber bunu ispatlama çabasına giriyorlar. Yani Atlantis, Mu gibi Batı dünyası tarafından görmezden gelinen, yok varsayılmaya çalışılan bir uygarlık değil. Atlantis milattan önce 40 binlerde Mu tarafından kolonize ediliyor ve yaklaşık 10 bin yıl sonra Atlantis'in Nacel rahipleri bu kullanılan sembollerin her birinin birer tanrıya dönüştürülmesi ve bu tanrılar aracılığıyla insanların tapınmalarını sağlamak, bu sayede kendilerine çıkar elde etmek ve tüm toplumu bu tanrılar üzerinden yönlendirmek üzerine ilk çok tanrılı dini oluşturuyorlar. Atlantisli çok tanrılı din kendisini farklı tanrılarda gösteriyor, tezahür ettiriyor. Bunların baş tanrısı Poseidon ama onun oğulları var, kızları var. Her birine farklı birer tanrı ve tanrıça olarak muamele ediyorlar ki bunun daha sonra Tufan sonrasında yansımalarını Yunan mitolojisinde görüyoruz. Tanrı Zeus ve onun altındaki ikinci tanrılar şeklinde bir tanrılar panteonu oluşturuyorlar. Milattan önce 20 binli yıllarda Osiris isminde birisi çıkıyor ve çok tanrılı inanca karşı durmaya çalışıyor. Başaramayınca Mu'ya gidiyor ve Mu'da saydam mabetlerde yani Mu mabetlerinde eğitim alıyor ve yeniden ülkesine görevli olarak gönderiliyor. Bu sefer halkı yanına çekmeyi başarıyor ve çok tanrılı din rahiplerini yer altına sürüyor. Tek tanrılı dini yeniden bir öncelikli inanç haline getiriyor Atlantis'te ve öldükten sonra da bu dine Osiris dini deniliyor. Osiris öldükten sonra çok tanrılı din inanırları yeniden faaliyete geçiyorlar ve Osiris dini inanırlarını yok etmeye çalışıyorlar. Atlantis'te çok uzun dönemler bu iki inanç arasında çatışmalar sürüyor. Biri galip geliyor, bir diğeri galip geliyor. Milattan önce 16 binli yıllarda Hermes'in Osiris dinini Mısır'a getirmesi göz önüne alındığında çok tanrılı din inancının çok da başarılı olmadığını görüyoruz. Ancak Tufan öncesindeki süreçte çok tanrılı din inanırlarının, Osiris inanırlarının yer altına sürdüğünü ve Osiris inancının ancak ışık rahipleri aracılığıyla varlığını yer altından sürdürebildiğini görüyoruz Atlantis'te. Yani bu iki inanç yapısı Atlantis'te birbiri üzerinde tahakküm kurmaya çalışıyor. Neticede Atlantis bağımsızlığını çok uzun yıllar önce, milattan önce 30 binli yıllarda kazandığı Mu'ya karşı sadece dünyanın egemenliğini ele geçirmek adına değil, kendi çok tanrılı din inancını yaymak adına da harekete geçiyor diyebiliriz. Savaşlarının nedenlerinden bir tanesi de bu. Ve çok tanrılı din inanırlarıyla Mu'nun tek tanrılı din inanırları arasında inanç savaşları da söz konusudur belli süreler içerisinde. Ve bu çerçevede Atlantis ile Mu arasındaki savaş neticesinde iş tufana kadar gelip dayanıyor. Biraz önce anlattığımız şeyleri tekrarlamayayım isterseniz. Atlantis'te karışık bir inanç söz konusu. Yani insanlar tek tanrılı dine de inanıyor ama bunu çok tanrılı inanç üzerinden sürdürmeye gayret ediyorlar gibi bir ortam ortaya çıkıyor. Hocam şöyle bir şey var. Atlantis insanların fizyonomisi Mu'dan daha mı farklı? Mu'da mesela çok çeşitli bir fizyonomi yapısından bahsediyorduk. Sarışını da vardı, esmeri de vardı, hatta zencisi bile vardı. Hepsi bir aradaydı. Bu karmaşık topluluk Atlantis'te de söz konusu mu yoksa daha mı farklı? Atlantis'te ağırlıklı olarak beyaz ırkın başat olduğunu görüyoruz. Kızılderili toplulukları da var ama azınlıktalar. Çoğunluk olarak sarışın, mavi gözlü, uzun boylu, bugünün Kuzey Avrupalılarına benzer nitelikte beyaz bir ırk hakim görünüyor Atlantis'te. Mu kıtasında insanlar James Churchward'ın anlatımına göre 10 farklı ırka mensup insanlar yaşamış ve Mu'dan tüm dünyaya yayılmışlardır. Dolayısıyla Mu insanlığın ve ırkların beşiğidir denilebilir. Nitekim günümüzden 50 bin yıl öncesinde örneğin Avrasya'da yaşayan uygarlıklar olduğuna dair pek çok bulgu mevcuttur. Saymalı Taş Mağarası bunlardan bir tanesidir. Ve milattan önce 50 bin yıllara kadar dayandığı görülmektedir bu mağaradaki çizimlerin. Dolayısıyla insanlığın milattan önce 10 bin yıllarda Afrika'dan tüm dünyaya yayılmış olduğu tezi de bu gerçekler karşısında çürümektedir. İnsanlık çok daha eskiden tüm dünyaya yayılmış vaziyettedir. Hocam şöyle bir şey var. Tufandan sonra özellikle bahsettik ya İskandinavya falan buzlarla kaplıydı diye. Evet. Kendi toprakları yaşanmayacak durumda olan Uygur toplulukları, Mu ve Uygur toplulukları İskandinavya'ya doğru ilerlediklerini de okumuştum ben sizin kaleminizden. Yani evet. Çünkü o Norveç, İsveç ve o İskandinav ülkelerinde yaşayan insanlar Uygur genleri taşıyorlar aslında. Bak. Bence Uygur genleri değil. Aynı zamanda Atlantis'ten göç eden beyaz ırkın genlerini de taşıyorlar. Karışık. Hocam şöyle yapalım o zaman. Tufan sonrası Mu insanları nereye gitti, Atlantis insanları nereye gitti diye bir soru sorayım. Valla insanların nereye gitti diye bir şansı yok. Nereyi bulurlarsa oraya gittiler. O yüzden son derece karışık bir biçimde yani yaşanabilecek toprak neresi varsa oraya göç etmek zorunda kaldılar. O nedenle de karıştılar. Göbekli Tepe konum olarak şu an Şanlıurfa il sınırları içerisinde. Geçmişe baktığımız zaman o zaman Uygurlar tarafından kullanılan bir alandan bahsediyoruz. Göbektepe'den bahsederken. Evet. Çünkü motifler ay ve yıldız ve belli motifler de Mu'yla, Uygurlarla ilgili motifler. Tamamen özdeş motifler kullanılmıştır. Özdeş semboller kullanılmıştır. Bugün Göbekli Tepe'de kullanılan sembollerin benzerlerini dediğim gibi Saymalı Taş Mağarası'nda da görmek mümkündür veya dünyanın hemen her tarafına yayılmış olan çizimlerde, piktografik çizimlerde de görmek mümkündür. Göbekli Tepe ile ilgili kimselerin bilmediği bir şey söylemek isterseniz, ne söylemek istersiniz? Vallahi Göbekli Tepe... Herkes bir yere bağlıyor çünkü. Biraz önce kısaca bahsettim. Tapınak değildir. Yerleşke değildir. Göbekli Tepe kimilerine göre 1000 yıllık bir süreçte tamamlanmış. Ama geçmiş uygarlığın yetenekleri göz önüne alındığında bana göre birkaç 10 yıl içerisinde tamamlanmış olan bir binalar kompleksidir. Ve bu binaların yapılma sebebi de tamamen buranın bir tufan sonrası insanlığına bırakılması gereken bilgilerin depolandığı bir depo alanı, bir kütüphane niteliğini taşımasıdır. Benim Göbekli Tepe ile ilgili hipotezim bu doğrultudadır. Göbekli Tepe yaklaşık 40 tane yapıdan meydana gelmektedir. Bunların sadece 6'sı açılmış durumdadır. Tamamı açıldıktan ve üzerindeki semboller dili, piktografik dil incelenerek belli neticeler alındıktan sonra Göbekli Tepe'nin hikayesi kendisini ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Ve Göbekli Tepe'nin niye yapıldığı da ancak o zaman ortaya çıkacaktır kanaatindeyim. Hocam, kimisi kan ayinlerinin yapıldığı bir mabet olduğunu söyler, kimisi gen çalışmalarının yapıldığı bir laboratuvar olduğunu söylüyor. Ancak Göbekli Tepe ve Göbekli Tepe'ye benzer 40 yapı daha Urfa çevresinde tufan öncesi bilgiyi bugünlere ulaştırmak üzere bilgilerin depolandığı kütüphaneler gibi düşünelim. O tip yapılar olduğunu söylüyoruz. Öyle mi hocam? Evet. Benim iddiam bu yönde. Dünya mirasını Urfa ve çevresinde 40 ayrı noktaya tufan öncesi insanlar bırakmışlar bizler için. Onlar çözülmeyi bekliyor o zaman. Evet. Doğrudur. Hocam, gök kurt sembolizmi var. Evet. Biraz ondan bahseder misiniz? Tufan sırasında Mu'dan kaçanlar, Asya'ya gelenler bu kurt sembolizmini de beraberinde getirdiler ve Türkler de bu sembolizmi aldılar. Gökbörü'dür. Kurtun ismi, gökkurdun ismi Gökbörü'dür. Ve doğrudan Mu'dan gelmektedir. Mu'nun kutsal hayvanlarından bir tanesi kurttur. Ve bu inanç Mu ile özdeş olarak Türkler arasında da hatta sadece Türkler değil bütün Avrasya halkları arasında da kullanıla gelmiştir. Bunun örneğin bizim yaratılış veya doğuş Türklerin ortaya çıkış efsanesi olan Ergenekon efsanesinde görüyoruz. Oğuz Kağan efsanesinde görüyoruz. Örneğin Oğuz Kağan batıya yani Atlantis'e karşı savaş başlattığında bir kurt yanına gelir ve der ki ben senin ordularının başında bu Rum iline yaptığın savaşta sana destek olacağım der. Bu sembolizma ile anlatılan aslında bu askerlerinin, Mu kuvvetlerinin Uygur kuvvetleriyle beraber hareket etmesi anlatılmaktadır. Ergenekon destanına dönersek, Ergenekon destanında kurt gene başa geçmekte ve dağdan çıkışın yolunu göstermektedir. Öncesinde bir savaş olur ve Türk insanları neredeyse son eline kadar yok olur ve bir tek çocuk kurtulur. Bu tufanı anlatmaktadır bu efsane. Tufanda son derece az insan kurtulmuştur. Neticede bu çocuk bir kurt ile birleşir ve bu kurttan çocukları doğar. Kurt ile anlatılan Mu'dan kurtulan insanlardır. Türkler ile Mu'dan kurtulan insanlar birleşmişler, bir araya gelmişler ve tufan sonrasının yeni uygarlıklarını oluşturmaya başlamışlardır. Türklerin Türeyiş destanı birebir bunu anlatmaktadır, Ergenekon destanı. O zaman Ergenekon destanı Mu'dan gelenler ve Türk halkının birlikte tufan felaketini atlatmaları ve yeniden bir uygarlık kurmalarının ezoterik bir hikayesi hocam. Kesinlikle öyledir. Atlantisler özellikle Avrupa ve çevresine gelirken Mu'dan kaçanlar da en yakın olan Uygur İmparatorluğu'na gidiyorlar. Ama tabii orada Gobi falan yok olmuş. Tabii tabii. Aynı zamanda Amerika'ya ve Kuzey Amerika'ya ve Güney Amerika'ya da göçler söz konusu. Atlantis'ten. Atlantislerle Amazonların ilgisi nedir hocam? Amazonlar ay tapınımı, ay tanrıçasına inanan Uygur halklarıdır. Kökleri Kafkasya'dır. Kafkas kökenli bir halktır. Ve kadınlar tarafından yönetilmektedir. Amazonlar o kadar ki Kafkasya'dan kalkıp tüm Afrika kıyılarını işgal ede Atlantis'e kadar gitmiş. Atlantis'i de işgal etmiş ve bu ancak Atlantislerin müttefiki olan Kanarya Adası sakinleri tarafından oluşturulan ordular ile Atlantis ordularının bir araya geldikleri kuvvetler tarafından Atlantis'ten geri sürülmüş bir halktır. Bugün örneğin Tuarekler arasında, Tunuslular arasında, Kuzey Afrika'da Atlantisli kadınlar ile Amazon kadınlarının savaşlarının devamı niteliğinde olan hikayeler anlatılmakta, ritüeller uygulanmaktadır. Hocam Atlantisler bilim alanında da çok ileriydi demiştik. Mesela gen çalışmalarından bahseder tarih. Evet. Bazı insanlarla hayvanların genlerini çaprazlayarak hikmet karibeleri yarattıkları iddiası var, ne diyeceksiniz? Evet. Yani düşünün ki kısa bir süreç içerisinde insan genomunu, gen haritasını çıkarabilecek düzeye erişti bizim bilimimiz. Evet. Gene bilimsel olarak çok daha yetkin olan 70 bin yıllık, 100 bin yıllık uygarlıkların genler üzerinde nasıl araştırmalar, çözümlemeler yapabileceğini tahayyül etmemiz gerekiyor. Evet. Genler üzerinde yapılan bu uygulamalar neticesinde örneğin balık insanlar ortaya çıkmıştır. Deniz kızları. Deniz kızları, deniz erkekleri. Gene genler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde fil başlı insanlar ortaya çıkmıştır Hindistan'da. Veya dört kollu insanlar ortaya çıkarılmıştır. Gene Hindistan efsanelerinde bahsedilen insanlar. Aynı şekilde Tepegöz adını verdiğimiz alınlarında göz olan insanlar ortaya çıkarılmıştır. Veya başları insan başı olan leoparlar, aslanlar ortaya çıkmıştır, Sphinx gibi. Benzeri yüzlerce farklı yaratığın çıktığı efsanelerde anlatılmaktadır. Ancak bunların ortak özelliği şudur. Tıpkı at ile eşeğin veya aslan ile kaplanın çiftleştirilmeleri sonucu ortaya çıkan canlılarda olduğu gibi üreme yeteneği olmayan. Bu tür hibrit hayvanların üreme yeteneği yoktur. Yani kendi genlerini bu karışık iki farklı, üç farklı canlıdan alınmış olan genleri bir sonraki nesle aktarma yetenekleri yoktur. Bu nedenle de bu çalışmalar tufan ile sonlandıktan sonra bu tür varlıklar ortadan kaybolmuştur. Öldükçe bu tür varlıklar türlerini sürdürememişlerdir ve netice itibariyle sadece efsanelerde varlıklarını devam ettirmişlerdir. Mesela deniz kızları 1700-1800'lere kadar görülmüş ve gözlemlenmiş. Onun dışında koca ayak dedikleri, yani ayı ve insan çiftleşmesi sonucu, birleşmesi sonucu, genlerin birleşmesi sonucu ortaya çıkan varlık. Goril adam. Koca ayak daha farklı. Öyle mi? Koca ayağın bir gen karışımı neticesinde değil de doğrudan evrimleşerek bugüne kadar geldiği ve bu nedenle de neslini sürdürmekte olduğuna dair iddialar, teoriler mevcut. Yani koca ayak bir gen karışımından ziyade ayı ile aslanın ayı ile insanın birleştirilmesi sonucu bir takım varlıklar olmuştur ama bunlar koca ayaklar değildir. Koca ayağa benzeyen bir takım türler gelmiş geçmiştir ama koca ayak hala varlığını sürdürmektedir diye düşünüyorum. Hocam, bu çalışmaları niçin yapmış Atlantis insanları, bilim insanları? Yani amaç ne? Savaştırmak için mi yapmışlar? Yoksa yani nedir amacı? Sadece Atlantis insanları değil, Mu insanları da, Mu bilim adamları da bu çalışmaları yapmış. Öyle mi? Tabii. Yani biraz önce bahsettiğim fil kafalı insan örneğin Mu tarafından geliştirilmiş. Dört kollu insan Mu tarafından. Bunların tamamı savaş için yapılmış. Evet. Dört kollu insanlar dört kolunu birden savaşta kullanabilsin diye yapılmış. Veya balık adamlar denizlerin şeyini ele geçirmek için, denizaltını ele geçirmek için, egemenliklerini denizlerde sürdürebilmek için üretilmiş yaratıklar. Veya kanatlı insanlar bir yerden bir yere rahatlıkla kanatlarını kullanarak gidebilsin diye üretilmiş insanlar. Dolayısıyla gene bunun kökeninde tamam bilimsel gelişmelerle insan ırkı üzerinin geliştirilmesi çabası olmuş ama üreme olmadığını gördükleri anda sadece savaş için kullanmışlar. Pek diğer toplumlar tarafından da pek Atlantis biraz daha dışlanırken bu daha çok seviliyormuş gibi bir izlenim uyandı bende. Doğru mu hocam? Doğrudur. Yani Mu köken olarak, orijinal olarak gelinen kıta olduğu için, ada olduğu için Mu daha çok benimsenmiş. Özellikle Uygurlar tamamen Mu ile özdeşleşmişler, birbirlerini müttefik olarak görmüşler. Diğer uygarlıklarda Mu'nun yanında yer almayı, en azından Atlantis'in yanında yer almamayı kendilerine şiar edinmişler. Hem bir korku hem bir çekince var sanki. Hani Atlantis kazanırsa daha kötü şeyler olabileceği yönünde. Sanki doğru. Bir var onlarda değil mi hocam? Neden korkuyorlar? Ne oluyor? Diyelim ki kazandı Atlantis. Ne olacaktı kazansaydı Atlantis? Beyazırk'ın üstünlüğü olacaktı. Yani Beyazırk tamamen bütün dünyada üstünlüğünü ilan edecekti. Diğer ırklara daha aşağı sınıflar olarak muamele edecekti. Sömürüye dayanan bir sistem gelecekti anladığımız kadarıyla. Evet, evet. Hocam hem Mu hem de Atlantis'in büyük teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz ve mimarlıkta da çok ileriye gitmişler. O günlerden bizlere kalan şu an bir tek şeyleri görebiliyoruz, piramitleri görebiliyoruz. Sizin söyleyebileceğiniz başka şeyler var mıdır? Heykeller ya da ne bileyim binalar, Mu ve Atlantis'ten kalma, o dönemden kalma. Hemen aklıma gelenler Titikaka Gölü üzerindeki Tiwanaku kenti, Paskalya Adası'ndaki o devasa heykeller, yani piramitlerin dışında kalanlar neler diye düşündüğümde, örneğin Atlantik kıyısındaki kent kalıntıları, Atlantislilerden kalan kent kalıntıları, Pasifik kıyısındaki Mu'dan kalan kentler, kent kalıntıları, Angkor Wat gibi. Ama ağırlıklı olarak kalan bütün bu eserlerin tamamı granit taşlardan yapılmış olan yapılar. Dolayısıyla devasa bir felaket, yani üzerinden büyük tsunami dalgalarının geçtiği sel baskınları ve büyük atom silahlarının kullanıldığı savaşlar ve aradan geçen 10.000 yıllık süreç içerisindeki kalıntıların sadece granit olması en doğal sonuç, en doğal netice. Yani granitin dışında herhangi bir yapının geçmiş uygarlıktan günümüze ulaşması söz konusu değil. Yapılan Massachusetts Institute of Technology'de yapılan bir deneyde 10.000 yıllık süre sonrasında günümüz insan uygarlığından da 10.000 yıl sonrasına sadece granitten yapılmış yapıların kalacağı, betonun dahi çözülerek yok olacağı, toprağa karışacağı ortaya çıkarılmış vaziyette. Değerli hocam, Herkül sütunlarından bahseder Platon. Herkül sütunları, Cebel Tarık Boğazı'ndaki Herkül sütunları. Evet. Atlantis'e ait anladığımız kadarıyla. Evet. Ve Herkül de Atlantis'e ait bir figür. Tanrıdır. Yarı tanrıdır. Yarı tanrıdır. Atlantis'in yarı tanrılarından birisidir. Poseidon, Atlas, Apollon, Artemis, Herkül Atlantis'e ait tanrı ve yarı tanrılardır. Sonra Yunan mitolojisine geçmişler ama hocam. Evet. Lüvi Yunan savaşları sonrasında Yunanlıların Lüvilere üstün gelmesi neticesinde Lüvilerin tanrıları da Yunan panteonuna katılmış. Bu bir nasıl söyleyeyim, biraz politik bir karar. Eğer onların tanrılarını da bizim tanrılarımızla özdeşleştirebilirsek her iki halk birbirlerine daha kolay birleşir, bağdaşır düşüncesiyle oluşturulmuş siyasi bir karardır. Yunan panteonuna Lüvi tanrılarının Tufan öncesi mi, Tufan sonrası mı? Tufan sonrası. Tufan sonrası. Hocam Tufan sonrası çok enteresan şeyler oluyor. Mesela günümüzden 5.000 yıl önce Avrupa kıtası kadim İskit ülkesinin toprakları. İskitler az önce siz de söylediğiniz Uygur kökenli, evet. Türk kökenli bir grup. İçinde farklı halkları barındırsa da o barındırdığı halklar arasında onlarla birlikte hareket eden keltler var. Atlantis'te. Yani Tufan sonrası bir kader birlikteliği mi söz konusu toplumlar arasında, halklar arasında? Tabii tabii. Kimi yerde karşılıklı savaşlar devam ederken kimi yerde bu savaşın anlamsızlığı kabul eden kitleler birleşmişler ve birlikte hareket etmişler. Yani bahsettiğiniz gibi özellikle Avrupa'da Keltler ile birleşen İskitler kadim Uygur İmparatorluğunu yeniden hayata geçirebilmek adına doğuya doğru bir şey yapmışlar, hareket başlatmışlar. Ancak netice itibariyle başarılı olamamışlardır. Uygur İmparatorluğu kurulmamıştır ama Kelt çizgileri ta Çin'e kadar, Hindistan'a kadar ulaşmıştır. Daha sonrasında Hun toplulukları buralardan çıkıp tekrar Asya'dan Avrupa'ya kadar ilerlemişler. Hocam, büyük bir kin, büyük bir nefret, ardından yaşanan belki de ilk Dünya Savaşı, o Birinci Dünya Savaşı o bence. Mu ve Atlantis arasındaki savaş. Ve sonrasında gelinen noktada etliye sütlüye karışmayanlar ayakta kalmışlar. Ayakta kalmayı başarmışlar. O etliye sütlüye karışmayanların medeniyetlerin başında da herhalde Mayalar geliyor hocam. Evet. Kısaca onlardan da bahsedelim mi? Mayalar, İnkalar, Aztekler, Nagalar. Nagalar isimlerinden de anlaşılacağı gibi Nagellerin devamıdır. Ve dolayısıyla Mu uygarlığı ile birebir aynı inançları paylaşarak bu şeyin ittifakın bir üyesi olmuşlardır. Mayalar Mu'dan hareketle yola çıkan ve Güney Amerika kıyılarına ulaşmış olan bir ve buradaki yerli Kızılderililere komutanlık veya yöneticilik yapmış olan bir uygarlıktan bahsedebiliriz. Keza İnkalar aynı şekilde Mayalar Güney Amerika'nın doğusunda yerleşirlerken İnkalar Güney Amerika'nın batısına yerleşmişler ve birer koloni oluşturmuşlardır. Her iki uygarlık birbirinden farklıdır. Maya uygarlığında Mu ile bağlantı daha yoğunken İnka uygarlığında süreç içerisinde yoğunluk daha azalmış ve daha bağımsız hale gelmişlerdir. Ancak her iki uygarlıkta Atlantis Uygur Mu Savaşı'nda çok fazla taraf olmamaya özen göstermişlerdir. İnkaları anlattık hocam, Mayaları anlattık. Evet. Birazcık daha derinlemesine girme şansımız var mı? Bu medeniyetler çünkü aynı zamanda büyük sanat eserleri bırakan toplum. Medeniyet. Onlardan biraz daha mesela Maya takvimi çok ilgimi çekmişti benim okurken. Evet. Biraz bahsetme şansımız var mıdır acaba hocam? Maya uygarlığı o topraklarda yerleşik olan Kızılderili halkının Muğlular tarafından nasıl söyleyeyim uygarlaştırılması sonucu ortaya çıkmış bir halktır. Kızılderili inançlarında bu Mayaların gelmesi öncesinde insanların Güneş Tanrı'ya kurban edilmesi inancı söz konusudur. Mayalar geldikten sonra bu inancı kaldırmaya gayret etmişlerdir. Ancak bu inancı yok etmeye çalışan krallarını dahi topraklarından kovarak insan kurban etme törenlerine devam ettirmişlerdir. Tufan sonrası bu topraklara gelen Aztekler dahi bu inancı kıramamışlar ve insanların kurban edilmesi Aztekler tarafından da sürdürülmüş bir inanç biçimidir, yapısıdır. Ta ki Portekizler gelip insan katleden bütün Kızılderilileri idamla cezalandırana kadar bu inanç biçimi inatla sürdürülmüştür ve neticede bu inançtan kurtulması için Güney Amerika halklarının İspanyol zulmü gerekmiştir diyebiliriz. Maya uygarlığı inanç olarak tamamen güneşe tapmaktadır. Mu inançları geçerlidir. Güneşin yanı sıra aya tapınılmaktadır. Ama güneş, Maya imparatorları tıpkı Mu imparatorları gibi güneşin oğullarıdır. Mayalar beyaz tenli insanlardır. Yöneticiler beyaz tenlidir. Bütün Mayalar, hatta bütün İnkalar, kral mumyalarının tamamının beyaz tenli oldukları görülmektedir. Hatta İspanyollar İnka topraklarına ulaştıklarında kralın kendileri gibi tamamen beyaz ve sakallı bir insan olduğunu görünce hayretler içerisinde kalmışlardır. Nereden geldin sen diye kendi dillerinde sorunca tabii ki cevap alamamışlardır ama yani sanki kendilerinden biriymiş gibi konuşacakmış gibi gelmiştir onlara. Bunun dışında Mayalar ve İnkalar çok büyük yapılara imza atmışlardır. İnşaat işçiliği ve inşaat ustalığı son derece gelişkin uygarlıklardır. İnkalar 12.000 kilometre uzunluğunda bir yol ağı kurmuşlardır bütün Batı Amerika'ya, Güney Amerika'ya, Güneybatı Amerika'ya ve bunun dışında yaptıkları eserler günümüzde hala hayranlıkla izlenmekte ve takip edilmektedir. Astrolojide son derece yetkindirler. Maya takvimi astrologlar üzerinden yapılan gözlemler sonucu oluşturulmuş bir takvimdir. Maya kehanetleri hepimizin bildiği gibi çok ünlüdür. Milattan sonra 2012'de büyük bir felaketle dünyanın karşılaşacağı, bu felaketin uzaydan geleceği gibi bir kehanette bulunarak günümüz insanlarını dahi korkutmayı başarmışlardır. Ve Mayalarla ilgili başka bilmek istediğiniz bir şey varsa açabilirim. Mayaların da yapmış oldukları, hem İnkaların hem Mayaların yapmış olduğu piramitler var. Onlar da tabii. Bu bilgileri sonraki toplumlara taşımak istemişler değil mi hocam? Tabii tabii. Yani piramit söylediğim gibi bütün dünyaya yaygın bir yapı biçimidir. Mayalar ve İnkalar da piramitleriyle ünlü topluluklardır. Sonuçta tek tanrıya tapıyorlar ve insiyet törenleri buralarda yapılıyor. Öyle değil mi? Evet, 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 evet. Tek tanrıya güneş olarak tapıyorlar. Güneş tek tanrıları. Tıpkı Mu'da olduğu gibi. Halkın güneşe tapınımı söz konusu. Ve aynı zamanda ikincil tanrıları var. Ay tanrıları gibi. Venüs tanrıları gibi. Yani tüm dünyada hemen hemen aynı inanç biçiminin varlığını sürdürmekte olduğunu Tufan'a kadar görüyoruz. Ondan sonra çok tanrılı inançlara evriliyor her biri teker teker. Ama güneş tapınım inancı diye bugün bilimin bahsettiği inancın bütün dünyaya yaygın olmasından hepsinin tek bir kökenden gelmiş olduğu da ortaya çıkıyor açıkçası. Hocam Aztekler geliyor Mayalardan sonra. Tufan sonrası Maya medeniyetinin yerine Aztekler alıyor. Aztekler kimlerdir? Aztekler tufan sonucu batan Atlantis'ten kaçan Atlantisli bir halktır. Onlar da ağırlıklı olarak Kızılderili bir halktır. Ve geldikleri yerde Maya inançlarına asimile olmuş ve Maya inançlarını kendi inançlarıyla karıştırarak devam ettirmişlerdir. Hocam, son medeniyetimiz Nagalar. Nagalar Mu'ya daha yakın bir medeniyet anladığımız kadarıyla, öyle değil mi? Mu medeniyetiyle birebir örtüşen bir medeniyettir. Nagaların kaleme aldığı Upanishatlar tamamen Naga tabletlerinde yer alan Mu inançları ile birebir örtüşmektedir. Ve bugünkü Brahmanizmin doğmasında bu Upanishatlar son derece etkin olmuşlardır. Brahman rahipleri de tıpkı Maya ve İnka rahipleri gibi tamamen beyaz ırktan gelen rahiplerdir. Beyaz ırkın başat olduğu bir kast sistemi oluşturmuşlardır. Daha koyu tenli olanlar daha alt sınıflardan kuruludur Nagalarda ve Brahman inancı Nagaların dininden yüzlerce farklı inanç yapısının mezheplerin doğmasına neden olmuştur ve günümüz Hindistan'ında çok farklı dini söylemlerin doğmasına neden olan da Aryanlarla, Aryan inançlarıyla birleşen Naga söylemleridir. Hocam, Çin ve Eskimo efsaneleri tufan sırasında dünyanın neredeyse yan yattığını söylüyor. Evet. Evet. İddia ediyor. Ve bu sarsıntıdan sonra gökyüzünün kuzeye doğru devrildiğini, güneş ve ay ve gezegenlerin yönlerinin değiştiği söyleniyor. Büyük bir tufandan bahsediyoruz. Evet, evet. Tufan öncesinde 360 günlük yılın olduğundan bahsetmiştim. Evet. Tamamen dairesel bir yörüngeye işaret eder bu. Ve tufan öncesindeki güneş etrafındaki dünyanın dönüşü de sabit olduğu için mevsimler söz konusu değildir. Buzullar buzul olarak durmaktadır. Orta kuşakta bahsettiğim Oğlak ve Yengeç dönenceleri arasında kalan kuşakta da tüm uygarlıklar var olmuştur. Tufanda meydana gelen güneşin sapması ve yörüngenin yörüngenin yer değiştirmesi neticesinde 5 günlük bir uzaklığa savrulmuştur dünya. Tamamen kopup gitmemiştir çekim nedeniyle ama 360 günlük 365 güne çıkmıştır yörünge süresi. Aynı şekilde ekliptik yerinden oynamıştır ve yörünge yuvarlaktan elipse dönüşmüştür. Tüm güneş sistemi içerisinde elips yörüngeye sahip tek gezegen dünyadır. Bunun da sebebi tufandır. Tufanın bu etkileri sonucunda dünyada mevsimler oluşmaya başlamış. Mevsimlerin oluşması sonucunda aniden tsunami dalgaları ve yanardağ patlamaları sonucu erimiş olan buzulların yeniden buzul çağına geri dönmesini sağlayacak bir süreç yaşanmamış ve dünyanın sularının yüksekliği 90 metre kadar artmıştır. Ve bunun neticesinde dünyada mevsimler başlamıştır. Mevsimsel dönüşler, mevsimsel yağışlar sonucunda aslında buzlarla kaplanması gereken yerler dahi buzlardan arınarak yaşanmaya uygun bir hale gelmiş ve günümüz uygarlığı da bu topraklar üzerinde doğmuştur. Hocam elimizden geldiği kadar konuşmaya çalıştık ama mutlaka eksiğimiz kalmıştır. Mesela ilk defa duydum. Sodom ve Gomorra aslında Tufan'ı anlatıyormuş. Öyle mi hocam? Evet. Doğrudur. Ekleyeceğiniz güzel, sürpriz bir bilgi var. Sodom ve Gomorra hikayesi bir şehrin atomik silahlarla yok edilişini anlatır. Yani doğrudan tufanla ilgili midir, değil midir? Belki tufandan öncesindeki bir hikayeyi anlatmaktadır ama şehrin nükleer silahlarla yok edildiği anlatılanlardan apaçık ortadadır. Hocam bu kadar bilgi şu an nerede? Yani mesela bu bilgiler belki bir kısmı İskenderiye Kütüphanesi'ndeydi. Yakıldı. Yakıldığı zaman tamamen yok olup bitti mi bu bilgiler? Yani hiç kalmadı mı? Kimisi der ki Fas'a kaçırıldı o bilgilerin bir kısmı. Bir kısmı der ki bu bilgiler... yani yaptığım araştırmalar neticesinde pek çok bilgiye ulaşma şansına sahibim. Bu nasıl oluyor? Bu sadece günümüzdeki verilerin toplanması aracılığıyla olmuyor. Cevap bulamadığımız pek çok şey üst bilinç tarafından akaşik kayıtlar aracılığıyla bizlere ulaştırılıyor. Yani aradığımız cevaplar sürekli bir biçimde insanoğlu ile temas halinde olan, daha doğrusu evrenin tamamı birbiriyle temas halinde ve bu bilgiler hiçbir zaman yok olmuyor, kaybolmuyor. Gerektiği zaman, gerektiği yerlerde ortaya çıkıyor. Herhangi bir konuda bir araştırma yaparsanız bu araştırmanın neticesine mutlaka bir şekilde ulaşırsınız. Bu bir ilham olabilir, bu bir vahiy olabilir, bu bir duru görü olabilir, bu bir konuşmaya rast gelmeniz olabilir veya herhangi bir okuduğunuz pasajdan bir anda aydınlanma yaşamanız olabilir. Bunun pek çok yöntemleri mevcut. Veya bir tarot açılımı olabilir. Dolayısıyla insanlar düşündüğü sürece, araştırdığı sürece, soru sorduğu sürece bilgiye ulaşmaya her zaman açıktılar. Her zaman mümkündür bilgiye ulaşmak. Hocam günlerdir bu kitaba çalışıyorum sizinle konuşabilmek için. Hocamızın Ezoterik Öğretiler Ansiklopedisi 4 ciltten oluşuyor. Kıymetli bir başucu kitabı. Her kütüphanede olması gereken eserler. Onun dışında çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Bu kadar işin arasında bize vakit ayırdınız. Var olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.